Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. İlk bilgisayarın bir oda büyüklüğünde olduğunu duymuş muydunuz? Şüphesiz bunu küçültmek, bugün kullandığımız haline getirmek için çok önemli bir adımdı. Yine dev hard diskler yerini minik flash belleklere bırakarak bizlere oldukça pratiklik sağladı. Bu fiziksel küçültme hamleleri yaşamı kolaylaştırdı. En basit örnekle dev bir bilgisayarı oradan oraya taşıyamazdık. Fiziksel kısmı konuştuk. Peki dijital ortamda bir şeyin küçültülerek pratik hale getirilmesi kulağa nasıl geliyor? Mesela bir bilginin küçültülmesi. Kulağa garip gelebilir ancak size bir haberimiz var. WinRAR, Zip gibi dosyalama yöntemleriyle çoktan bilgisayardaki verilerimiz dijital ortamda sıkıştırılarak daha küçük ve taşınabilir hale getirildi. Bu videomuzda bu işi daha da ileri götürerek Zero Knowledge yani sıfır bilgi teknolojisine dayanan ve bir blok zincir ağında veriyi küçülterek kullanımı pratik hale getiren Ethereum katman 2 blok zinciri ağı ZK Sync'i inceleyeceğiz. Hem teknolojisi hem de sunduğu fırsatlarla son dönemde gündemden düşmeyen ZK Sync neymiş? Buyurun başlayalım. Son yıllarda katman bir blok zincir projeleri bir evrimin içinde. Önce Proof of Work sisteminden Proof of Stake'e geçiş markette trend oldu. Ardından bugün Layer 2 ağları veya modüler yapı gibi yan çözümler yaygınlaştı. 2015 yılına ait Coin market CoinMarketCap görüntüsüne bakacak olursak ilk yüzde yer alan blok zincir projelerinin neredeyse tamamı Proof of Work sistemiyle çalışıyor arkadaşlar. Ama bugün bundan eser yok. Katman 2 gibi çok katmanlı yapıların ortaya çıkmasının diğer bir deyişle blok zincir ağlarındaki bu evrimin öne çıkan nedeni şüphesiz katman 1 ağlarının talebi karşılayamaması ya da yetersizliği. Abi Allah'ını sevende ZkSync Sync bu yetersizliklere ve talebe bir cevap olarak üretilmiş. Ethereum ağ üzerinde bir katman 2 rollup projesi olarak karşımıza çıkıyor. ZK Sync işlemleri Ethereum ağının dışına taşıyarak oradaki trafiği azaltmayı, aynı zamanda daha hızlı ve ucuz işlemler sunmayı amaçlıyor. Arbitrum, Optimism, Polygon gibi projelerle aynı mantıkta çalışırken, Zero Knowledge özelliğiyle Starknet ve Loopring ile aynı kategoride yer alıyor. İkidir zira duyuyoruz. Nedir kardeşim bu tam olarak diyorsanız. Bunu mina inceleme videomuzda çok sade bir şekilde anlatmıştık. O kısmın linkini videonun altındaki açıklamalar kısmına ekledik. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Temel olarak ZK Sync'in ne olduğunu ve hangi amaca hizmet ettiğini anlattığımıza göre şimdi nasıl çalıştığına gelin birlikte bir göz atalım. ZK Sync kendi blok zincir ağına sahip ve Ethereum ağına odaklanıyor. İşlemleri Ethereum ağından ZK Sync taşıyarak burada gerçekleştirip bittiğine dair kanıtı Ethereum'a gönderir. Bunu anlamak için bir benzetme yapacak olursak bir futbol maçının skorunu onu izleyen arkadaşınızdan öğrenmek için sorduğunuzu düşünelim. O bunu size iki şekilde anlatabilir. Baştan sona maçtaki tüm önemli anları, detayları ve golleri anlatır böylece siz skoru öğrenirsiniz veya size direkt skoru söyler. İlk seçenekte daha çok bilgi sahibi oldunuz, detayları öğrendiniz, bu bilgi daha güvenli. Ama ikinci seçenekte ise direkt skoru öğrenerek istediğinizi aldınız ve daha az zaman kaybettiniz. İşte Ethereum'a birinci seçenek, ZK Sync gibi Layer 2'ler ise ikinci seçenekteki anlatım şekli gibi çalışır. Hızlıdır, ucuzdur ancak Ethereum'a kadar detaylı ve güvenilir değildir. Umarım örnek aradaki farkı anlamak için faydalı olmuştur. ZK Sync, ZK Rollup sınıfında yer alan bir Ethereum katman 2 blok zincir ağıdır arkadaşlar. Teknik olarak ZK Sync, Starknet ile aynı kategoride. Benzer bir teknolojiyle çalışıyor yani. Buna karşın güvenlik gibi alanlarda ZK Sync'i öne geçiren bazı özelliklere sahip. Hem bu özelliklere değinmek hem de proje şu anda ne aşamada bir anlamak için yol haritasına geçelim. ZK Sync bugünkü haline gelene kadar birkaç aşamadan geçti. İlk defa 2019'da Matter Labs tarafından projenin fikri ortaya atıldı. 2020'de V1.0 adıyla ...Ethereum ağında çalışmaya başlayan projede 1.1 güncellemesiyle önemli özellikler hayata geçti. Jeton basımı ve yakımı, toplu işlem ücretleri gibi özelliklerle yeni bir yatırım lansmanı 1.1 güncellemesiyle gerçekleşiyor. Son olarak 2022 Şubat ayında V2.0 lansmanı gerçekleşti ve proje bugünkü halini aldı. Bu yıl içerisinde proje son 100 gün adında Mainnet'e geçerek projeyi kullanıma açacağı yükseltmelerle dolu 100 günlük süreci başlattığını duyurdu. Ekranda gördüğünüz detaylı yol haritasına göre şu anda bebek alfa aşamasındayız arkadaşlar ve geliştiriciler ZK SyncA üzerinde uygulamalarını inşa etme sürecinde. Layer 3'e kadar olan bu önemli aşamaların hepsi bu yıl içinde tamamlanacak ve 2023'e kadar EVM uyumlu ZK teknolojisi olan ZK Sync aktif vaziyette yeni yatırım turları ve fırsatlar için yerken açacak. ZK Sync açık bir yol haritasını benimsiyor. Projenin neler yaptığını ve ne yapacağını bu detaylarla yayınlaması çok değerli arkadaşlar. Her güncellemenin ne anlama geldiğini ve bir sonraki adımlarını aşağıya bırakacağımız linklerden okuyabilirsiniz biz değerli bulduğumuz birkaç gelişmeyi aktararak bu kısmı kapatmak istiyoruz. Bunlardan birincisi EVM uyumluluğu. EVM'in önemini neredeyse her incelememizde vurguluyoruz. Burası çok önemli. Bize yeni katılan takipçilerimiz için tekrar etmekte fayda var. Ethereum Solidity yazılım diliyle oluşturuldu arkadaşlar. EVM uyumluluğuysa bu Solidity dilindeki kodları çalıştırmakla alakalı. Bu işin teknik kısmı. Fayda kısmına bakacak olursak EVM uyumlu projeler Ethereum ağındaki uygulamaları kendi ağına uyarlayabilir. Ve oradaki potansiyelden hem sıcak para hem de tecrübe anlamında faydalanabilir. Önceki incelememiz Starknet'in geliştiricileri ZK teknolojilerinin EVM uyumlu olamayacağını savunmuştu. Buna karşın ZK EVM güncellemesiyle Z ZK Sync hem büyük bir iş başarmış hem de rekabette öne geçmiş görünüyor. ZK Sync blok zincirde bazı alışkanlıkların dışına çıkarak bize kolaylıklar sunuyor. Buradaki örnek işlem ücretleriyle ilgili. ZK Sync üzerindeki transferlerde kullanıcılar dilerse dayı stabil kripto parayla ödeme yapabilecekler. Bu bize göre blok zincirde olması gereken çok yönlü fonksiyonlardan biri arkadaşlar. Geliştiricileri bu tarz yenilikçi yaklaşımlarından dolayı kutluyoruz. Yeni bir ağ inşa ediyorsanız bunun başarısı sadece ağın tasarımına değil piyasada ne kadar destek gördüğüne ve kullanıldığına da bağlıdır. ZK Sync'in oluşturduğu ekosisteme bakacak olursak, şimdiden yüzlerce uygulama burada yer almış durumda. İlk gözümüze çarpanlar arasında mesela Ethereum ekosisteminin öne çıkan projelerinden Uniswap yer alıyor. Bu çok önemli. En büyük merkeziyetsiz borsa olarak Uniswap'ın aynı zamanda çok sayıda fenomeni ve kullanıcısı mevcut. Buna takiben Curve DAO da ZK Sync'te yerini almış arkadaşlar. Öte yandan köprüler, NFT'ler gibi farklı kategorilerden projeler, Storj, Ontology gibi kendi an sahip projeler ekosisteme dahil olmuş. Çok yönlü bir ağ inşa etmesi ZK-SYNC'in çarkını çevirmek için yalnızca Ethereum'un eline bakmadığını da gösteriyor. Ancak elleri ovuşturmak için biraz erken arkadaşlar bunun uyarısını yapalım. Çünkü bu uygulamaların çoğu henüz aktif değil. Örneğin Uniswap henüz aktif değil. Chainlink, Oracle beslemesi henüz aktif değil. Bu bir yandan da iyi işaret çünkü asıl büyüme ve atılım bu projelerin aktifleşmesinden sonra görülecektir. Listenin tamamına yine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şunu unutmamak gerekiyor. Katman 2 projeleri son zamanlarda çok popüler ve ister istemez bir rekabet halindeler. Bu rekabette ürününü en hızlı piyasaya sunan, en çabuk bir şeyler ortaya çıkaran daha fazla pay alacak gibi bir his var. Bu hisle bazen projeler yapmadıklarına yaptık, yapamayacaklarına yapacağız diyebiliyorlar. Bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Keza airdrop konusu da işin içine girince olay daha spekülatif hale geliyor. Bu tür manipülasyonlara gelmemek gerekiyor arkadaşlar. Gelişmeleri güvendiğiniz kaynaklardan takip ederek ve daha temkinli yaklaşarak kendinizi risklere karşı koruyabilirsiniz. Yol haritasını kapatırken önemli bir habere yer verelim. Son zamanlarda çokça blok zincirler arası köprülerden hack saldırıları yöntemiyle fon çalındığı haberleri gündeme yansıdı. Bu köprüler oldukça riskli uygulamalar arkadaşlar. Belki bu konuya ileride tekrar değiniriz. Ancak ZK zkSync geliştirici ekibi Matter Labs bu sorunu çözmek için çok iyi bir fikir ortaya attı. O da katman 3. Vay 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 vay. Sen neymişsin deli oğlan? ZK Sync'in üreticisi Labs gelecek yılın başında Ethereum ağına üçüncü bir katman ekleyeceklerini paylaştı. Blok zincir camiasında ilk kez karşılaşılan katman 3 girişimiyle ana ağdaki köprüleme görevini buraya kaydırmayı ve bir test ağıyla bu katmanı deneyerek Ethereum'a çok özel avantajlar sunmayı amaçlıyorlar. Piyasadaki geliştiriciler katman 3 fikrine sıcak bakarlarken bu yükseltmelerin Ethereum'a ve piyasaya etkilerini biz de yakından takip ediyor olacağız. Şimdi incelememize ZK Sync geliştiren takım ve şirketle devam edelim. ZK Sync, Metrelapse tarafından geliştirildi. Ekip projeye dair detayları paylaşırken genelde açık bir tutum sergilese de takım hakkındaki detayları ne ZK Sync'de, ne de Metrelapse sayfalarında paylaşmışlar. Öte yandan LinkedIn bilgilerine göre takımı incelediğimizde blok tecrübesiyle öne çıkan yalnızca birkaç isim gözüküyor. Yine de yazılım alanında tecrübeli bir ekip olduğunu söylemekte fayda var. Aynı zamanda hem Ethereum Vakfı ve geliştiricileri hem de bağımsız birçok geliştirici tarafından buraya katkı sağlanıyor. Yine de ZK Sync'in takımı konusunda kendini çok daha iyi anlatmasını beklerdik. Örneğin Stark ile kıyasladığımızda orada çok daha profesyonel çalışıldığını ve daha geniş bir kadroya sahip olduklarını kolaylıkla söyleyebiliyoruz. ZKsync birçok alanda yeni çalışanlar arıyor arkadaşlar. Böylesine önemli projede görev alacak daha fazla profesyonel mutlaka bulunacaktır diye tahmin ediyoruz. Neticede Solidity ile uyumlu bir proje. Geldik jeton ekonomisine. ZKsync yerel bir jeton çıkaracağını duyurmuştu. Bununla birlikte jeton planlamalarının şu an için ikinci planda olduğunu, temel hedeflerinin uygulamanın geliştirilmesi ve güvenliği olduğunu vurgulamışlardı. Bu durumu projenin vizyonu açısından mantıklı bulsak da jeton planlaması kripto piyasalarında bir değer oluşturmak için çok önemli bir yöntemdir. Doğru planla mış jeton kullanımları başarılı bir projeyi çok 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 ileri taşıyabilir arkadaşlar. Şu anda sadece stake işlemlerinde kullanılmak üzere bir jeton basılacağını duyursalar da gelecekte ZK Sync gibi kapsamlı bir projeden daha çok fonksiyona sahip ve iyi planlanmış bir jeton ekonomisi tasarımı beklemek hiç de yanlış olmayacaktır. Biz de bu alanda gelişmeleri takipte olacağız. Takipçilerimiz jeton ekonomisi konusunda ne kadar titiz davrandığımızı az çok bilirler. ZK Sync versiyon 1.0 lansmanını sunduğunda 6 milyon dolar gibi cüzi bir yatırım almıştı. Versiyon 1.1 ile B serisi lansmanında AV, OKEX, A16Z gibi yatırımcıların öncülüğünde 70'e yakın stratejik ortaktan toplam 50 milyon dolar daha kopardı. Son vurucu nokta ise versiyon 2.0 güncellemesinde BitDAO'dan tek seferde 200 milyon dolar dev bir yatırım aldı. Bize göre bu yatırımlar yeni lansmanlar ve güncellemeler gerçekleştikçe artacak arkadaşlar. Her geçen gün kripto sektörüne yeni şirketlerin ve yeni yatırımcıların girişi ayı piyasasına rağmen devam ediyor. ZK Sync de bunlardan payını alacak kapasitede bir proje. ZK Sync'in Ethereum ekosistemi tarafından desteklendiğini de unutmayalım. Ethereum'un ekosistemini ileri taşıyacak projeleri desteklemekten hiç çekinmediğini StarkNet incelememizde de vurgulamıştık. Dilerseniz şimdi proje kendini dışarıya nasıl lanse ediyor anlamak için biraz sosyal medya hesaplarını inceleyelim. Matterlabs Hollanda merkezli ZK Proof sistemleri üzerinde çalışan bir yazılım firması. Twitter'da 35 bin Discord'da geliştiricilerin de bulunduğu 125 binlik dev bir takipçi kitlesi mevcut. Öte yandan ZK Sync bu şirketin bir ürünü olarak daha da ön planda görünüyor ki Twitter'da 340 binlik takipçi kitlesi bunun en büyük ispatı. Ethereum topluluklarıyla ciddi etkileşim yakalayan ZK Sync hem airdrop beklentisi hem de son zamanlarda katman 2 projelerinin hype ile öne çıkmasından olacak ki son derece popüler. Öte yandan topluluğun birbiriyle etkileşime geçmesi için gerekli çabanın verilmediğini düşünüyoruz arkadaşlar. Ne Telegram'da ne Discord'da sorularınıza cevap alacağınız yeterli bir oluşum var. Starknet'te ülkelere özel topluluklar oluştuğunu ve o dilde içerikler üretildiğini görmüştük. ZK zk de buna benzer yapılanmayla sesini daha büyük topluluklara duyurmasını bekliyoruz. Katman 2 projeleri son zamanlarda bu kadar popülerken aralarındaki rekabete değinerek birbirlerinden neyi farklı yaptıklarını incelemek istedik. Bu kısım oldukça dikkat çekici. ZK-SYNC temelde aynı çalışan Arbitrum ve Optimism'le ve diğer ZK modeli olan Starknet'le yarış halinde. Arbitrum ve Optimism her iki ağdan da daha hızlı işlem yapmanızı sağlıyor. Öte yandan StarkNet, ZK Sync'e göre daha erken hayata geçti ve daha fazla fon topladı. StarkNet daha büyük bir oluşum arkadaşlar. Ekosistemi şimdiden çok büyüdü ve arkasında gayet sağlam ekipler yer alıyor. ZK Sync'in ise rakiplerinin önüne geçebileceği kritik viraj işlem ücreti. ZK Sync ana Ethereum 100 kata kadar daha ucuz gaz ücretleriyle işlem yapmamızı sağlıyor ve bu diğer rakiplerinden ciddi oranda düşük. Bu arada daha önce kanalımızda Starknet incelemesi yaptık arkadaşlar. Bu incelemeyi sağ üstte açılan kartlardan ulaşabilirsiniz. Belki gelecekte diğer katman 2 projelerini de inceleyebilir. Hatta sadece aralarındaki yarışı ele aldığımız bir içerik bile üretebiliriz. Fikirlerinizi yoruma yazabilirsiniz. Bunca başarılı proje gündemdeyken portföylere katman 2'lerden biraz yer vermek akıllıca olabilir. ZK Sync de bu projelerin arasında sırıtacağı benzemiyor. Öte yandan bu projelerin önemli eksileri de var. Dolayısıyla acele etmemek lazım. Özellikle yatırımcı için jeton ekonomisi gibi parametrelerin paylaşılması biraz daha somut fikirler oluşması için çok önemli. Buraya kadar projenin öne çıkan detaylarını anlattık. Bugün ZK Sync üzerindeki DeFi işlemlerinden, NFT projelerinden, kilitli değerlerden ve ZK jetonunun fiyat operasyonlarından bahsetmeyi çok isterdik. Fakat ZK üzerinde bu operasyonlardan bahsetmek için henüz erken arkadaşlar. Dolayısıyla şimdi ZK Sync'i değerli bir yatırım yapan artılarına ve potansiyel tehdit olan risklerine göz atarak toparlayalım. ZK Sync büyük bir proje. Çok ciddi bir hype yakalamış ve gelecekte vaat ettikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Snark adı verilen bu katman iki teknolojisinin kullanımı Ethereum ve kripto paralar için şüphesiz büyük umutlar taşıyor. Ethereum'a oranla ciddi derecede düşük işlem ücretleri, yüksek hızla bu fikri, buradaki mühendisliği ve bugüne kadar atılan adımları takdir ediyoruz. EVM uyumluluğu oldukça kritik bir artı. ZK EVM modellerinin gelecekte yaygınlaşmasını bekliyoruz arkadaşlar. ZK Sync'in öncü olduğu bu çözüm piyasada da memnuniyetle karşılanmış gibi görünüyor. ZK Sync bugüne kadar çok karşılaşmadığımız bir ilke daha imza atarak ödemelerde DAI, USDT gibi stabil kripto paraların kullanılmasına izin veriyor. Yalnız burada ağdaki transferler değil, ZK Sync platformunda yapacağımız işlemlerden bahsediyoruz arkadaşlar. Onu da belirtelim. Z Sync birçok soruna ve zorluğa rağmen BSC, TRX gibi ağlara göre çok büyük avantajlara sahip. Açık yol haritası, açık kaynak kodlar gibi şeffaf politikalarıyla da blok zincir kültürüne oldukça umut vadeden bir ekosistem geliştiriyor. ZK Sync'in gelecek yıl hayata geçirmeyi planladığı Layer 3 fikri oldukça heyecan verici. Kriptoda blok zincirler arası iletişimin fenomen bir arayış olduğunu her fırsatta anlatıyoruz. Ethereum gibi büyük çaplı projeleri rahatlatacak, aynı zamanda diğer ağlara geçişte pratiklik sağlayacak böyle bir katman 3, zk hem prestij hem uygulama olarak şüphesiz çok ileriye götürür. Gelelim eksileri arkadaşlar. Her güzelin bir kusuru vardır. Burada da dikkat edilmesi gereken sorunlar var. Her şeyden önce ZK-Sync şu anda merkezi bir yapıda ve ne zaman %100 merkeziyetsiz olacak ya da olabilecek mi soru işareti. Ethereum'daki ölçeklenebilirlik sorununu çözerken uygulamanın merkezileşmesi bize göre bir eksi. Ancak ikisini aynı anda şu anda yapmayı başaran başka bir projede yok arkadaşlar. Çünkü işin gerçeği bu çok zor. ZK Sync rakiplerinden bazılarına göre oldukça yavaş. Üstelik bu hız diğer Ethereum dışındaki layer 1 projeleriyle kıyaslandığında da oldukça yavaş kalıyor. Hız çağında yaşıyoruz arkadaşlar. Kullanıcıların hız arayışı, TPS gibi istatistiklerle ilgilenmesi normal zk birçok şeyi çözse de daha hızlı ağlar rekabette öne çıkabilir. İnceleme sonrasında takım konusunun bazı şüpheler barındırdığına kanaat getirdik. Çünkü kendilerini yeterince iyi anlatamamanın yanında tecrübeleri konusunda da bazı soru işaretleri taşıyoruz. Belki bu tamamen ZK-Sync'in kendini iyi tanıtmamasıyla alakalıdır. Fakat her halükarda bu bir eksi. Böyle büyük çapta projelerin hiç değilse ön plana çıkan bir iki geliştiricisi insanları, şirketleri daha hızlı buraya adapte edecek. Bilinir 1 iki marka yüz olması açıkçası fena olmaz. Bazı cüzdanlar ve uygulamalar henüz katman 2 ağlarına entegrasyon sağlamadığı için bazen akıllı kontratlar işlemi yanlış ağa yönlendirebilir. Bu yürütme ile ilgili teknik bir sorun arkadaşlar ve jetonları kaybetme riskini doğuruyor ki bu kimsenin göz almak istemeyeceği bir risk. Artılar kısmında överek değindiğimiz EVM desteğinin getirisiyle beraber riskleri de var arkadaşlar. EVM hala geliştirilme aşamasında olduğundan ZK Sync için karmaşaya sebep oluyor. Buradaki işlevsellik nasıl olacak? Bir süre sonra EVM fayda sağlamaktan çıkıp ağın geleceği için bir tehlikeye mi dönüşecek? Bekleyip göreceğiz. Son olarak jeton ekonomisinin belirsizliği de başlı başına bir risk taşıyor. Ayı piyasasında yatırım kararı alırken çok dikkatli olunmalı. Bu yüzden potansiyeli yüksek projeler hakkında bile piyasalardan dolayı yeterince iyimser konuşamıyoruz. Son zamanlarda blok zincir projeleri popülarite ve toplulukla hareket ediyor, biz de size birkaç kulis bilgisi vererek incelememizi noktalayalım. Katıldığımız konferanslarda, workshoplarda, hackathonlarda, geliştiricilerden ve yatırımcılardan aldığımız izlenimler ve duyumlar gösteriyor ki Ethereum Layer 2 projeleri büyük bir dalgayı beraberinde getirecek. 7'den 70'i herkes bu projelerin geleceğine inanmış vaziyette. Kriptoda altın kural trende kafa tutmamaktır arkadaşlar. Bizler de bu teknolojileri değerlendirip takip ederek piyasayı nereye götüreceğini merakla takip ediyor olacağız. Evet arkadaşlar incelememizin sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil butonunu aktifleştirmeyi unutmayın. Ayrıca şu anda ekrana yansıyan Twitter ve Telegram hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Son olarak bu projenin incelenmesinde danışmanlık yaptığı için Bülent Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.